Herkese merhaba. Bugün sizlere makrame ipinden pompon yapımını göstermeye çalışacağım. %100 pamuk taranabilir makrame ipimiz var. Büyük pompon isterseniz 4 tane parmağınıza sarabilirsiniz veya küçük pompon isterseniz 2 parmağınıza sarabilirsiniz. Aynı şekilde vereceğim sayıyı da buna göre artırıp azaltabilirsiniz. Ben 3 tane parmağımı saracağım ve toplamda 35 kez ipi parmaklarımdan çevireceğim. Siz de benimle birlikte sayabilirsiniz. Şöyle 35 tane sardık. Şuradan kestim. Ve yavaşça parmaklarımdan çıkardım. Şu şekilde bıraktım. Kendi ipinden ayırdığım ince bir ip var. Yani bu makrame ipinden şu şekilde ince bir ip ayırdım ve kestim. Bunu şöyle tam ortaya gelecek şekilde ayarlayacağız. Ben şöyle bir bakayım. Evet, tam ortada. Burada şöyle bir püf noktasına dikkat etmemiz gerekiyor. Ne kadar sıkı düğüm yaparsak pompon o kadar dolgulu ve hoş gözüküyor. Bol bıraktığımız zaman düğümü pompon ortadan şöyle ikiye doğru ayrılabiliyor. Buraya kadar videoyu izlediyseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videoya devam edelim. Bu şekilde aldım iplerimi. Şöyle 1, 2, 3 kez çevirdikten sonra sıkmaya başlıyorum. İyice sıkmamız gerekiyor. Tek düğüm yaptığımız zaman bu kadar sıkamıyoruz. Gösterdiğim şekilde ipi dolarsanız daha sıkı bir düğüm oluyor. Düzelteyim ben ipi. Tam ortalı olması gerekiyor çünkü. Şöyle bakayım, kontrol edeyim. Tamamdır. Bu kez sadece bir tane düğüm atıyorum. Bunu da iyice sıktıktan sonra kesme işlemine başlayabiliriz. Şöyle ayıralım iyice. İçinde de kesilmemiş ip kalmasın. Güzelce kestikten sonra bu haldeyken şöyle uzun olanları kabaca keselim. Diğer tarafı da aynı şekilde. Tarama işlemi gerçekten çok önemli. Tarama ve kesme bölümü. Burada şöyle geniş dişli bir tarak kullanacağım. Bu şekilde aralarını açıp İyice taramamız gerekiyor. Çok fazla toz çıkıyor. Bu esnada maske takmanızı da öneriyorum ayrıca. Bu arada ben de maske taktım. Sesim biraz boğuk gelebilir. Kusura bakmayın lütfen. Ama söylediğim gibi çok fazla toz çıktığı için
önlem almak zorundayım. Bu şekilde taramaya devam ediyorum. Diğer tarafı da tarayacağım. Şöyle aralarını da güzelce kesilmemiş iplerimiz var. Onları da keselim. Pomponu ne kadar fazla sararsanız o kadar tok oluyor. Dilerseniz 45-50 kez de sarabilirsiniz. Bu şekilde taradıktan sonra diğer tarağıma geçtim. Burada da iyice tarıyorum. Evet. İnce kısmıyla da tarıyorum. Tamamdır. Tarama işlemini de yaptık. Şimdi şöyle yukarıdan çok uzun gördüğümüz kısımları alalım. Kaba bir kesim yapıyoruz şu anda. Şekilde fazlalıklarını toparladıktan sonra tekrar tarıyorum. Bu kez biraz daha düzgün bir kesim yapmam gerekiyor. Şöyle yanlardan şekil vermeye başlıyorum. En önemli kısımlarından biri şuradaki yaptığımız sıkı düğüm, diğeri tarama, en sonuncusu da kesme işlemi. Kesme işlemi biraz uzun sürüyor ama sabırlı olduğumuz takdirde gerçekten çok güzel bir pompon ortaya çıkıyor. Şöyle güzelce kesmeye devam edelim. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel düğüm attığımız için o birleştirme kısmı belli değil, yani kendiliğinden ayrılmıyor. Genelde sıkı bir düğüm atılmadığı zaman pompon şöyle ortadan ikiye ayrılıyor. Ben kendim açtığım zaman burada sardığım kısmı görebiliyorum. Ama onun haricinde hiçbir şekilde belli olmuyor. Tekrar tarıyorum. Arada çünkü taranmayan ipler çıkabiliyor. Onlar çıktıkça kesme işlemine devam edeceğim. Biraz uzun sürebiliyor kesme işlemi. Ama söylediğim gibi güzel bir iş ortaya çıkarmak istiyorsak, bu her ne olursa olsun, her ne işi yaparsak yapalım, biraz özen göstermemiz gerekiyor. Fazlaca sabır. Zaten yavaş yavaş pompon şekil almaya başladı. Şuradaki birkaç fazlalığı daha kestikten sonra bu şekilde şuralarını da alalım. Son bir tarama daha yapacağım. Kesime ihtiyacı olan yerlere bakacağım. Şöyle ürünümüz tamamen bitti. Çok tatlı, çok şeker bir pompon oldu.
Gördüğünüz gibi tüm detaylarını eksiksiz bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.